Ki Merkez Bankası'nın yeni başkanını bugün dinlemiş olduk. Yeni başkan Fatih Karahan 2024 yılının ilk enflasyon raporu için kameralar karşısındaydı. O kısmını konuşacağız. Neler söyledi? Yeni başkanın yeni mesajları ne oldu? Ama bir de bir özet konuşma vardı ki gündem oldu. Başkan yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın 5 dakika içinde mevcut ekonomik görünümü özetledi. Sadeleştirmeye çalıştığımız regülasyon seti aslında bugün içinden çıkmaya çalıştığımız KKM'yi palazlandırmak, yukarıya çekmek üzere kurulmuş olan bir sistem. Biz aynı sistemi sadeleştirerek bazı elementlerini dışarıda bırakarak normalleşme sürecini hala yaşıyoruz. Yani bunu akıldan çıkartmayın. Dolayısıyla 45 faiz yeterli mi? 45 faizin yeterli olacağı parasal sıkılaştırmayı devreye sokmaya çalışıyoruz ki 45 hakikaten daha fazla anlam taşıyabilsin. Sadeleşmeden ziyade biz şunu yaptık. Makulleştirme, daha anlaşılır hale getirme, yavaş yavaş da bundan kurtulma. Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu linkler tekrar ihsat edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Şimdi hedef iddialı mı 36? Evet iddialı ama iddiası hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikaten hiç feragat niyetimiz yok ama bunun ulaşılamaz olduğu noktasını gördüğümüzde nedir temel kriter bana sorarsanız onu da çok tabii şöyle anlatayım isterseniz. O gözlemlediğimiz o göstergede eğer görmüyorsak gerekli iyileşmeyi bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Evet, krizin nedeni içinden çıkmaya çalıştığımız sistemi sadeleştiriyoruz dedi. Başkan yardımcısının açıklamaları böyleydi. Yeni başkan hangi mesajları verdi? Hemen dönelim Erdal Sağlam'a. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Önce tabii piyasalara bir bakalım. Bütün bu açıklamalar, bu adımlar, piyasalar nasıl etkileniyor? Güne nasıl başlamıştı? Şimdiki durum ne? Evet, dışarıda petrol yükselişte. Bu çatışmalar nedeniyle işte Irak'ta da başka bir şey İranlı yetkili vuruldu arabada. Husiler şeyde Kızıldeniz'de gemilere füze göndermeye devam ediyor. O biraz sıkıntı oldu. Brent petrol 80-27 varil fiyatı dolar olarak. Yani 1,5'luk bir artış var, %1,5'luk. Altında bir küçük düşüş var. FED başkanlarının söylemleri